Her saniye azalan bir ömrün aksine, her nefeste artan bir imana sahip olmak ve... Altın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz. Sevgili 14 TV izleyicilerimiz, lütfen bizi izlemeye devam edin. Herkese merhaba, ben Selman Karakurt. Bulunduğumuz yerden, İstanbul'dan, Sefaköy Cennet Mahallesi'nden selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'ın selamı, mağfireti üzerinize olsun. Değerli izleyenlerimiz, bildiğiniz gibi Muharrem ayını yaşıyoruz ve Kerbela şehitlerini anıyoruz. Burada da Ehlibeyt dostları bir çadır açmışlar. Gördüğünüz gibi vatandaşlara soğuk çay ve sıcak çay ikramı yaparak kitaplar dağıtıyorlar. 14 TV olarak bizler de buradayız. Vatandaşlara bilgi veriyoruz ve Kerbela ile ilgili sorular soruyoruz. Buradan çekimlerimiz olacak. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Başladı şure matem, esrarlarda pertem. Deyir eşk ehli yekser, ağam vay, Hüseyin vay, Hüseyin vay. Cinada düştü kova, doldu şu... Selamun aleyküm. Aleyküm selam, Kelbayım, Allah razı olsun. Sizi bir tanıyalım lütfen. Ben Yusuf Alcan, Almanya Gelsenkirchen şehrinde oturuyorum. Arapkirli köyündenim, Iğdır'ın Arapkirli köyünden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Muharrem ayını yaşıyoruz. Burada da Sefaköy'de çadırın önünde gördük sizi. Allah razı olsun azizim. Bu ki yüreklerimiz yanıyor. Biz gerçekten izine geldik ama yüreklerimiz Kerbela'daydı. Yolda hiç unutmam, elinizi öpen kızlarım var. Allah bağışlasın. Eşim var. Sine vura vura arabada gelmişiz. Elhamdülillah. Eğer ki Kadir Hum olayı unutulmasaydı, vefa etseydiler, Kerbela olmayacaktı. Yani Kerbela'yı bize reva görenlere ne diyelim? Allah-u Teala her iki dünyalarında onları affetmesin. En büyük cezaya çarptırsın inşallah. İnşallah. Ha, İmam Hüseyin deyince başka bir sevdadı. Kerbela başka bir sevdadı. Yaşamak lazım. Oraya gitmek lazım. Bütün insanlar keşke bir kez de olsa hayatlarında gidebilseler. Almanya'da dükkanım var. Müşterilerimden bazıları geliyor. Maalesef Araplardan ve diğer ehli sünnet kardeşlerden ya diyor siz Hacı Kerbela'ya mı gidiyorsunuz? Ya diyorum bu sorulacak soru mu ya? Nasıl biz Hacı Kerbela'ya gidiyoruz? Hac bir tane var. Kerbela ise orada şehitlerimiz var. Peygamberimizin şehitleri var. Peygamber olsaydı ne kimin yanında yer alacaktı? Maalesef Kelbayım, Allah İmam Hüseyin'den bir an olsun bir göz açıp kapatma mesafesi kadar bizleri ayrı salmasın. Amin. Evlatlarımızı ve kendilerimizi. Amin inşallah. Hacı abi kaç yıldır Almanya'da? Ben 35 yıldır Almanya'da. Yaş kaç? Yaş 62, 26 yaşında gittim. Allah ömür versin. Allah razı olsun. İlk gittiğiniz dönemlerden bugüne kadar orada da muhakkak Ehlibeyt dostlarımız şehadet günlerini yad ediyorlar. Muharrem ayını yad ediyorlar. Hazreti Hüseyin'in, Kerbela'nın yasını tutuyorlar. İlk gittiğiniz dönemden bugüne kadar bir değişim, bir çoğalma, bu önemli günleri yad etme açısından bir gelişme, bir büyüme var mı? Kesinlikle çok büyük fark var. Çok büyük fark var ve bunu diyebilirim ki benim elinizi öpen 18 yaşında kızım okula gidiyor. 4 tane kız arkadaşı Ramazanlığın birkaç gün sonrasında oruç tutmuşlar. Benim kız da onları da Alman çocukları eve davet etmiş iftara. Geldiler, dua okuduk, iftar duası, Ramazanlık, beraber iftar açtık. O duyguları sordum. Kesinlikle dönüş çok da elhamdülillah. Müslümanlara boş ver. Hristiyanlardan Müslüman olan var. Elhamdülillah. Tabii ki bu bir neticenin, bir çalışmanın bedelidir. Geri geliyor. Bir de İmam Hüseyin'in aşkı.
sadece bir Şia'ya ait olan bir şey değil. Allah razı olsun. Şimdi bizler Hacı abi Avrupa'da yaşıyoruz. Bugün de yaz saatinde buraya geldik ve Muharrem ayına denk geldik. Bizler Ehl-i Beyt sevenleriyiz. Peygamberimize, 12 imamlara, Hazreti Ali'ye bağlılığımızı devam ediyoruz. Biatımızı devam ettiriyoruz. Elhamdülillah. Avrupa'da yaşadığımız için bizim çocuklarımızın bu konuda onların dikkat etmesi gereken şeyler nedir? Eğer ki camilerden kopuk yaşıyorsa onlar kesinlikle ne Hüseyin'i anlayabilir, kesinlikle ne Ali'yi anlayabilir. Tavsiyem odur ki Avrupa'daki kardeşlerimiz muhakkak camilere gitsinler. Muhakkak çocuklarını götürsünler. Yani kendiler ya ben namaz kılıyorum yeterlidir, yeterli değildir. Çocukları götür ki çocuklar alışsın oraya. Geleceğin temeli de binayı yaparken en iyi temeli yapalım diyorum, depreme dayanıklı olsun. Dinimizin niye temelini en iyi yapmıyoruz ki? Dinimizin temelini, dinimize gelince biraz boşluk var insanlarımızda. Rabbim hidayet etsin, hidayet versin. İnşallah o yolda bütün İslam'a dönüş yapmak insanlara da Rabbim hidayet versin ki. Çünkü hidayet olmaktan sonra ne derseniz boştu. Onun için camilerimizi boş bırakmayalım. Hele bu taziye günlerinde İmam Hüseyin'in taziye günlerinde camilerimizi boş bırakmayalım. Hazreti Fatma annemiz o camilerdedir, ziyaret ediyor. O mersiyelerdedir, ağlıyor, gözyaşı döküyor. İmam Mehdi ağamız tebessüm ediyor oralara. Onun için boş bırakmayalım. Allah razı olsun. Sizden de. Gel Allah bayım. Kabul etsin. Allah sizi Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. Sağ ol gel bayım cümlemiz. Allah razı olsun. Kanal 14 ve çalışanlarına ve size teşekkür ediyorum. Ben Allah razı olsun. Sağ ol. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar sizinle birlikte. Sizi öncelikle bir tanıyalım. Ben Hasan Karabulut, Ehl-i Beyt'in bu büyük mehterin küçük bir hadimi. Allah muvaffak etsin. Hocam Muharrem ayındayız ve Muharrem ayı münasebetiyle Sefaköy'de trafiğe kapalı bir ortamda çadır kurmuşsunuz ve insanlara Kerbela'yı, Aşura'yı, Muharrem ayını anlatıyorsunuz. Yıllar önce camilerin içindeydik. Şimdi son zamanlarda birkaç yıldır artık dışarılarda bu merasimi anıyoruz, yad ediyoruz. Bu minvalde neler anlatmak istersiniz hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce bugün meydanları hem süsleyen hem aydınlatan Hazreti Hüseyin'in programları özünde hem Kur'an-ı Kerim'in hem Resulullah'ın ve hem de Hazreti Hüseyin'in sözlerinin o mucizeli kelamlarının tecellisidir. Yani şöyle bir cümle arz edeyim. Gerçekten hani var ya diyor Hazreti İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselam Hazreti Zeynep'e Kerbela'da diyor ki bacıcan, emmecan, Kerbela bütün meleklerin, müminlerin ziyaretgahı olacaktır. Ve dünyanın her köşesi Hazreti Hüseyin'in adıyla sesiyle dolmuş olacaktır. Bundan asırlar önce, bundan onlarca yıl önce ülkemizde bile Hazreti Hüseyin'in programları karanlık odalarda icra edilmektedir. Ama bugün Hazreti Hüseyin'in adı özgürlük meydanlarında özgür insanlar tarafından haykırılmaktadır. Ve bu az önce arz ettiğim cümlenin açık ifadesidir. Hazreti Hüseyin Peygamberimiz buyurmuş gerçekten hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir. Hidayet meşalesidir. Bütün insanlığı, beşeriyeti hidayet eden bir aydınlıktır, bir lambadır. Biz Hazreti Hüseyin'e bu gözle ve bu şekilde bakmaktayız. Evet, yani her geçen yıl bu coşku, bu hemaset, bu marifet, bu tanım artmaktadır. Nereye doğru gitmektedir? Yolunu beklediğimiz 12. imamın kuracağı, o Kur'an-ı Kerim'in bize müjde verdiği adalet devletine, tevhid devletine doğru giden bir yoldur, bir yolculuk. Allah muvaffak etsin. Hocam az önce ben bazı vatandaşlara buradaki bu platformun ne olduğunu soruyorum.
Aa diyor, bu bizim komşumuzun da yaptığı gittiği yerler. Kimdir, nedir? Yani bir oradan bir iki tabiri caizse anahtar kelime bulmaya çalışıyorum. Ama maalesef negatif cevaplar. Size de böyle soruyorlar mı böyle? Tabii, hatta şöyle, yaşı ilerlemiş insanlar şöyle, dahi. Yani burada belki şöyle diyebilirim. Hazreti Hüseyin'in tanımında ümmetin bu kadar geri kalmasının ana sebebi bu ümmete İslam'ı öğreten din alimleri, hocalar, müftüler, alimler ve din sorumluları. Yani Kerbela ve Aşura insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir kalkıştır, bir kıyamdır, bir devrimdir, bir mücadele şeklidir. Evet, Hazreti Hüseyin şöyle diyeyim. Hazreti Peygamberimizin beşeriyete getirdiği belki en büyük ayet, en büyük mucizedir bu açıdan. Yani insanlık tarihinde her şeyini İslam için, Allah'ın dini için feda eden ikinci bir kişi yoktur bu Hazreti Hüseyin. Her şeyini diyoruz. Yani 6 aylık kundaktaki bebeğini bile yüce İslam dinine feda etmişti. Kız çocuklarını bu dinin ihya edilmesi için esir vermişti, esaret süresinde bile bu İslam tanınsın diye. Bu açıdan bu tablo ortadayken bütün tefsir kitapları, hadis kitapları, tarih kitapları dolu bu hakikatlardan. Bu ortadayken neden İslam uleması sessiz ve sakindir? İşte böyle olduğumuz zaman bütün asırlarda biz öz Muhammedi İslam'ı yaşamaktan mahrum kalacağız ve kalmaktayız. Bugün eğer Gazze'de bu kadar zulüm ve cinayet varsa, Amerika'nın bombaları her gün gözümüzün önünde onlarca masum insanın, bebeğin, çocuğun, kadının, yaşlının üzerine dökülüyorsa ve biz de kendimizi aldatacak şekilde elimizi kaldırıp bir dua ediyorsak, bu bizim ne kadar İslam'dan uzak olduğumuzun göstergesidir. 2 milyar Müslümanın karşısında bir avuç Yahud bu toplumu yapamaz. Bu cesareti nereden alıyor? Bizim böyle dağılmamızdan, dinimize karşı duyarsız ve bilgisiz olduğumuzdan. Umarım ki artık gitgide ümmet uyanmalıdır. Birlik Hüseyin'in adındadır. Hüseyin'in adı toplumlara izzeti, onurlu yaşamı, hak için mücadeleyi, zulmün, zalimin karşısında duruşu öğretmektedir. Muharrem ayı bunun içindir aslında. Evet, yaz diyoruz, yaz Muharremliğin bir boyutudur. Ama Muharrem ayının özü, özeti, aslı hidayettir, uyanıştır. Kula kul olmamaktır, bir tek Allah'a kul olmaktır. Bunu eğer idrak etse bu 2 milyar Müslüman bütün dünyada barış olur, bütün dünyada sülh olur ve İslam kendi değerlerini yaşamış olur. Allah razı olsun. Hocam şu anda çekim yaptığımız yerdeki kardeşlerimiz bizi dinliyor. Bu da bir kürsü konuşmanız olsun. Onların adına bir soru sorayım ben size. İmam Hüseyin neden doğduğu yerleri bırakıp ailesiyle birlikte Kerbela'ya yürüdüler? Amaç neydi hocam? Evvela şöyle diyeyim. Yani tabii sorduğunuz soru aslında cevap açısından belki şöyle desem bir saatlik bir geniş izahat isteyen bir konu. Şu anda buradakilerin anlayacağı bir şekilde cevap istiyorum. Şunu diyoruz. Hazreti Hüseyin, yani o öyle ki saltanat Muaviye'nin eliyle kuruldu ve Muaviye kendisinden sonra oğlu Yezid'i İslam ümmetinin başına koydu ve geçirdi. Hazreti Hüseyin bu hakikati gördü ki eğer ümmetin öncüsü ve rehberi Yezid karakterinde biri olursa artık din bitecektir. Ve o din Muhammedi din olmaktan çıkacak, Yezid'i bir din haline dönecekti. Bundan dolayı mücadeleye ve kıyama başladı. Sonra işte Kufa halkı, Irak halkı davet etti. Biz de Yezid'i düşünceye karşıyız. Ya Hüseyin, senin de öz Muhammed'i yaşamak istiyoruz. Muhammed'i İslam'ı yaşamak istiyoruz. Hazreti Hüseyin bundan dolayı Kerbela yoluna çıktı. Yani iktidar için gitmedi oraya. Hayır, Hazreti Hüseyin'in bütün davası yüce İslam'ı yaşatmaktı. Ha, bu dava uğrunda sonuç itibariyle biliyordu mu şehit olacak? Biliyordu. Neden diyoruz bunu? Yolda kendi elçisinin öldürüldüğü, yani Hazreti Müslüm'ün şehit edildiği ve Kufelilerin tamamen vefasız olduğu haberi geldiği zaman bile açıkça beyan ediyor ki bu yoldan dönüş yoktur. Ve şöyle diyorum, bu
sözü bu cümleyle, İmam Hüseyin'in bu cümlesiyle noktalasak daha mükemmel bir şekilde açıklanmış olur. Şöyle buyuruyor, diyor ki ey kılıçlar, eğer Muhammed'in dini ayakta durmayacaksa ancak benim öldürülmemle, kanımın dökülmesiyle durmayın, beni parçalayın. Yani Hazreti Hüseyin şunu görüyordu, kan vermedikçe Emevi, Yezidi, Muaviye zihniye çökmeyecek ve yıkılmayacak. Onun için Hüseyin gibi mutahhar bir kana ihtiyaç vardı. Ve Hüseyin'in kanı İslam'ın çınarını kurumaya yüz tutan İslam çınarını yeniden suladı ve ileli ebed kıyamete kadar yaşayacak bir hale ve bir niteliğe getirmiş oldu. Onun için diyoruz ki selam olsun Hazreti Adem'den günümüze kadar bütün şehitlerin efendisi olan Hazreti Hüseyin. Yani şehadete mana vermişti, dine mana vermişti, bütün değerlere mana vermiştir. Yani Hüseyinsiz din düşünmek dini anlamamaktır. Eğer biz Kur'an'ı anlamak istiyorsak bunun tek yolu var, o da Hazreti Hüseyin'dir ve Kerbela'dır. İslam'ı yaşamak istiyorsak Hazreti Hüseyin'dir ve Kerbela'dır. Yani Hazreti Hüseyin tek kelimeyle İslam'ı ihya eden bir vücuttur. İslam peygamberimize gelmiştir, peygamberimizde tamamlanmıştır. Hüseyin ile Hüseyin'in kanı ile ebedi olmuştur. Ve onun için bugün biz eğer Hazreti Hüseyin'i anırsak Hazreti Peygamberimizin şu buyurulduğu ki buyuruyor ki Hüseyin bendendir. Yani tamam, eti, kanı, ruhu, bilgisi hepsi Resulullah'tandır. Ama ikinci cümlesinde diyor ki ben de Hüseyin'denim. Yani ne demek? Yani ben risalet, vahiy, şeriat, İslam Hüseyin'le yaşayacak. Beni Hüseyin'de bulacaksınız. Onun için selam olsun Hüseyin'e ve selam olsun bu adı bugüne kadar koruyup bize ulaştıranlara ve bugün selam olsun bu adı yaymaya çalışan siz değerli Ehl-i Beyt dostlarına. Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Allah bizleri Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın inşallah. Amin, amin. Ben çok teşekkür ediyorum Kanal 14 hem ekibine hem siz değerli kardeşime ki Avrupa temsilcisi olarak, Salman kardeşim olarak zahmet çekmişsiniz. Bugün Cennet Mahallesi'nde bizim çadırımıza da ayrı bir maneviyat kazandırdınız, renk kazandırdınız. Yaptığınız bu hizmetlerden dolayı Yüce Rabbim'den size başarılar ve Hazreti İmam Hüseyin'in duasına mazhar olmanızı niyaz ediyorum. İnşallah. Çok güzel dua ettiniz. Rabbim ömrünüze bereket versin. Cümleşir yan yaralı selam ey olan dine. Selamun aleyküm. Değerli kardeşim, sizi bir tanıyalım. Ben Naz. Sayısını bakar. Burada duruyorum da konuşabildim. Sizi resimlere bakarken gördüm. Çok dikkatimi çekti bazı şeyler. Özellikle şu kareye mesela bayıldım. Çok güzel bir şey yani. Bilmiyorum, çok etkilendim. Daha önce rastladın mı böyle Muharrem, Muharrem ayında aşure? Yok, burada rastlamadım ama şu çekmecede bir yer var gittiğim. Yani ben oraya hiç gitmedim şimdiye kadar. Annem beni götürdü. Bir boşanma sürecim vardı. Ve yalan olmasın, Muharrem ayında gittim ama 4 cuma mı gittim, 5 cuma mı gittim? Oraya gittim, tek bir dilek istedim. Dedim ki hayırlısı neyse hakkında o olsun. Gerçekten de kabul oldu. Ben buna yani biri bana anlatsaydı belki inanmazdım, biliyor musun? Şimdi ben yaşadım ama kurban oldum, Allah bana nasip etti bunu. İmam Hüseyin'in bereketi diye. Peki size Hazreti Hüseyin kimdir desek kim dersiniz? Cahil kalırım bu konuda, yemin ediyorum. Bilmiyorum. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edildi. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildi. Tarih yıldır. Abi bir şey sorabilir miyim? Nedir bu? Dağıttıkları şey nedir? Vallahi hediye herhalde. Şey, Hazreti Ali'nin bir doğum günü herhalde. Öyle mi? Öğrenmediniz mi oradan? Nereden? Bak orada hocamız var. Bence sorun ona. Bugünün mana önemini sorun. Anlatsın size. Bugünün mana önemini anlatır mısın bana? Niçin dağıtılıyor bunlar? Bakın bunlar hepsi bahanedir. Muharrem ayıdır. Hazreti Hüseyin'i anıyoruz. Hazreti Hüseyin kanıyla İslam'ı ihya etmiştir.
Hüseyin'le dini yaşamak istiyoruz. Hüseyin'le Kur'an'ı öğrenmek istiyoruz. Hüseyin canlı Kur'an'dır. Konuşan Kur'an'dır. Kur'an'ı ameliyle bize göstermiştir. Biz de burada yaptığımız bu programlarla ümmeti, bu ayın şehidi olan ve Kur'an'ı ve İslam'ı bize ulaştıran Hazreti Hüseyin'i tanımaya ve tanıtmaya, yaşayıp ve yaşatmaya davet ediyoruz Allah millet razı olarak, olsun. Toplum olarak. Allah razı olsun. Öğrendiniz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Niçin dağıtıyorlar? Hazreti Hüseyin, Hazreti Hüseyin için dağıtıyorlar yani. Ne olmuş? Kerbela olayı için olabilir mi? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Buyurun abla. Tabii sıcak ve soğuk var orada. Abi selam aleyküm. Selam. Ne dağıtıyorlar burada? Elma suyu ve çay. Niçin? İmam Hüseyin'in değil mi? Şey... Katledildiği gün. Evet, bravo. Şehit edildiği günü anlıyoruz. Evet, aktüre günü. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hüseyin can, bu ilde. Selam aleyküm. Aleyküm selam. İsminiz ne? Zeynep Keser. Zeynep Hanım ne dağıtıyorsunuz? Kek, meyve suyu. Niye? Muharrem ayı olduğu için. Çok dağıttın mı herkese? Çok dağıttım herkese. Peki Allah kabul etsin. Bize bir salavat çeker misin? Allahümme sellela Muhammed ve Ali Muhammed ve Cifrecu. Maşallah Zeynep Hanım. Seni de tanıyalım. Adın soyadın ne? Rubab Salma. Ne? Rubab. Rubab bugün nedir? Böyle dağıtıyorsunuz herkese bir şeyler. Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu. Şehit oldu. Peki neler söylemek ister? Sen de salavat çeker misin? Olur. Hadi bakalım. Allahümme salala Muhammed ve Ali Muhammed. Peki Allah kabul etsin. Teşekkürler. Selam. Ben bir şey sorabilir miyim? Niçin dağıttığını biliyor musun? Hüseyin'in. Kimdir Hüseyin? Ali Şeyh'in Hazreti Ali'nin oğludur. Kerbela Hüseyin'in. Başka? Başka neler biliyor? Başka bildiklerini söylemiyorum. Niçin öldürdüler? Niçin öldürdüler? Hazreti Ali'den de nasıl öldürdüler? Oğlanı da öyle katlettiler işte. Bravo, teşekkürler, sağ ol. Biz ya Muhammed ya Ali kullarındanız. Yani. Cinsimizi inkar etmeyiz. Sağ ol, teşekkürler. Bravo. Başım son herhalde. Nasıl? Başım son. Evet. Kitaplarını biliyor musunuz Hazreti Hüseyin'i? Vallahi yok, ben de bilemiyorum. O ülkede. Esürenler de parça. Deyür eşk ahli yeksar ağam var Hüseyin var Hüseyin var cinnadat. Abla bir şey sorabilir miyim? Nedir biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Ben de Alevi bir vatandaşım. Onun için onları biliyorum. Hazreti Ali'ye tanıtmadan. Hazreti Hüseyin'e, Hazreti Hasan'a, Ali'nin çocukları olduğunu, Yezid'in yaptığı işkenceleri biliyorum. Bilmezsem, maşallah. Ben Alevi olmasam da bir Müslüman olarak bunları bilmem gerekiyor. Memleket neresi? Sivas. Sivas'ın. Okuyacaksınız inşallah. Herhalde. İkramımızı aldınız mı? Aldım. Almıyorum da. Afiyet olsun. Ablam siz neler söylemek istersiniz? Vallahi ben pek bir şey bildiğim yok. Anlamıyorum yani. Ama okuyacağım, anlayacağım herhalde.
Ablam izah edersiniz değil mi inşallah? Geldim efendim. Evet. Hayırlı günler. Sağ olun. Allah kabul etsin. Olup kâr ben oya tam ahlim musaf. Size bir tane yazın lütfen. Peki ya şeyin. Yakup Erdem. Seyit bir Yakup Erdem. Muharrem ayını yaşıyoruz ve siz de buradasınız. Hazreti Hüseyin'in şehadetini yasını tutuyoruz. Ehl-i Beyt'e olan bağlılığımızı devam ettiriyoruz. Bu manada siz neler söylemek istersiniz? Ceddinin, dedesinin anlattığı dini ayakta tutmak için Kerbela'da Yezid tarafından şehit edilen, zulüm gören, acılar çeken, çocukları susuz bırakan, çocukları oklayan zalimler karşısında bu anda onun vermiş olduğu mücadele bu anda dünyanın her yerinde bu anda matem ayıdır ve matem ayını yad ediyorlar. Tabii ki biz de burada bulunmaktayız. Biz de yad ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah rahmet etsin. Allah razı olsun. Allah Ehl-i Beyt yolundan ayırsın. Amin. Bu yılda hasretim kaldı dilde. Ne dağıtıyorlar böyle? Şerbet. Niçin? Sordunuz mu? Sormadım. Soracağım. Bir sor bakalım. Hangi kanaldasın? 14 TV. He. Hazreti Zeynep, Hazreti Hasan'ın şehit edildiği gün. Şehit edildiği gün. Kim? Hazreti Hüseyin kim? Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali Efendimiz'in çocukları. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan. Evet. Peygamber Efendimiz'in. Maşallah. Anneleri kimdi onların? Annelerimiz. Hazreti Fatıma diyor. Afiyet şekerim. Allah razı olsun. Delikanlı selamun aleyküm. Nedir o? Kek. Niçin dağıtıyorlar? Bilmiyorum. Sor bence olur mu? İçin onları yiyin sorun. Tamam. Peki size bir soru sorayım. Peygamberimiz kim? Hazreti Muhammed. Evladı kim? Hayır, kendi öz evladı kimdi? Hazreti Ali mi? Yok, Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma. Kızı değil mi? Çocukları kim? Hatırlamıyorum şu an, sana söyleyeyim. Bir tanesi Hazreti Hasan, bir tanesi Hazreti Hüseyin, Hazreti Zeynep. Hazreti Fatıma. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği günün yası bugün. Bu ikram da onun için, tamam? Afiyet olsun. Başladı şure matem, esrarlarda pertem. Deyir eşk ehli yekser, ağam vay, Hüseyin vay. Adım İbrahim, soyadım Bacı, memleketim Iğdır. Elhamdülillah bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın son gecesi olan Tasua gününde Kevser Ehl-i Beyt Mescidi'nde programa katılmak nasip oldu. Sizi de burada gördüğüm gerçekten benim mesut olmama sebep oldu. Allah tekrar yeni ziyaretler nasip etsin. Allah muvaffak etsin. Amin. Siz tabiri caizse ağzı laf yapan güzel, temiz bir kardeşimizsiniz. Eyvallah, sizin güzelliğiniz. Bizi ekranları başında izleyen kardeşlerimiz bilmesi açısından Muharremlik nedir desek ne söylemek istersin? Muharrem ayı bizim için İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şahı şehidan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da hakkı batıla galip kıldığı gündür. Mazlumiyetiyle İslam'ı yeniden dirilttiği gündür. Bize İslam'ın hakikatini zalime karşı duruşu öğrettiği gündür. Şimdi Aşura ile Aşure arasındaki fark nedir? Bunu da bir izah ediniz olur mu? Aşura 10. gün demektir. Muharrem ayının 10'u demektir. Aşure ise bir tatlı ismidir. Aşure'nin
rivayetlere bakıldığında gelişi Emevi hükümetinin Aşura matemini örtmek için uydurduğu hadislerle bugünü mübarek kılmaya çalışmasının sonucunda icat ettiği bir şenlik tatlısıdır Aşure. Bunu Sünni kardeşlerimiz uyguluyorlar fakat bilmediklerinden uyguluyorlar. İnşallah Allah'tan bugünün hürmetine istiyoruz ki onlara da bugünün esas mahiyetini yaşamak nasip olsun, anlamak, hissetmek nasip olsun inşallah. Allah razı olsun. Ben. Teşekkür ederim. İnşallah tekrar ziyaretlere gideriz. İnşallah hayırlısıyla. Teşekkür ederim hürmetler. Muharrem ayı Hüseyin Şialarının da hepsinin dilinde zikrettiği gibi bizim yürek yaramızdır, matem ayımızdır. Kanın kılıca galip geldiği gündür. Muharrem ayı demek ne demek biliyor musun? Muharrem ayı insanı günahtan arındırma, İmam Hüseyin'i, Ehl-i Beyt'i iyi tanıma. Yani şimdi bile bu olmasa biz İmam Hüseyin'i de tanıyamayız, Ehl-i Beyt'i de tanıyamayız. Bu bizim bu 10 gün Muharrem'likte biz peygamberimizden ta imam zamana kadar hepsini tanıyoruz yani. Allah razı olsun, alimlerimiz anlatıyor. Şeyler yani şey, her şeyi bilerek anlatıyorlar. Biz de onlardan bir feyiz alıyoruz. Hazreti Hüseyin için yas merasiminde bulunuyoruz. Çok üzünlüyüz. Kerbela kaç yıl geçse bile hala gönlümüzde taptaze. Çünkü biz Hüseyin aşıklarıyız. Rabbim bu yolda evlatlarımızı da bizleri de ayırmasın inşallah. İnşallah. Kim geldiniz buraya? Ailecek geldik. Ve şu anın Kerbelası da Filistin'dir. Çocuklarınızı Ehl-i Bey sevgisini aşılıyor musun? Özel bir çaba harcıyor musun? Evet. Onları Peygamber Efendimizin yolundan ve Ehl-i Beyt'in yolundan gitmeleri için elimden geleni yapıyorum. Onları dürüst yetiştirmeye çalışıyorum. Maşallah. Allah muvaffak etsin. Teşekkür ederim. Allah sizi Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. Amin inşallah. En kısa zamanda Rabbim Kerbela'ya da evlatlarımla gitmeyi nasip etsin. Amin. Teşekkür ederim. Eyvallah. İyi sağ günler. Ol. Sizi de bir tanıyalım lütfen. Ben Karslı Hacı İskender Baykara'nın kızı, emekli emniyet mensubuyum. Polis miydiniz? Evet, polisiydim ben. Maşallah. Evet. Allah muvaffak etsin. Amin inşallah. Emeklisiniz. Emekliyim, evet. Karslısınız. Evet. Bugün Aşura ve Kerbela'nın yasını tutuyoruz. Evet. Bu manada neler anlatmak istersiniz? Küçüklüğümüzden beri rahmetli babamın, annemin eğitimiyle Kerbela'yı ve İmam Hüseyin'in aşurasını yaparak yetiştirilen bir ailede yetiştim. Muharremlik ayında 2 ay televizyonumuz kapalı kalırdı. Gülmezdik, çekirdek yemezdik. Kaç yıl önce? Yani 20 yıl önce ve hala devam ediyor. Ama çocukluğumdan beri aynı şekilde devam ediyor. İmam Hüseyin İslam'ın özüdür bence. İmam Hüseyin su için, yemek için şehadete gitmedi. İmam Hüseyin Hazreti Peygamber Efendimizin yolunun devamı için, İslam'ın, Müslümanlığın devamı için, Kur'an'ın devamı için bu savaşı yaptı. Çünkü karşısında Beni Ümeyye'den, Emevi oğullarından Mavi oğlu lanetlenmiş Yezid ve onun adamları hepsi makam mevki için savaşlar. Oysa İmam Hüseyin Kur'an'ın devamı için, İslam'ın bekası için savaştı. Eğer ki şu anda İmam Hüseyin'in olduğu, İmam Hüseyin'in yani kazandığı bir savaş olsaydı dünyada hiçbir açlık, susuzluk ve haksızlık olmayacaktı. Ehl-i Beyt devam edecekti. Ehl-i Beyt'in sağlam, temiz yolu devam edecekti. Ama ne yazık ki Maviye'nin oğlu Yezid, lanetlenmiş Yezid, altınla, babası gibi parayla ve yanındakilere hep makam vererek, yani vermeyi taahhüt ederek etrafına topladı. Ve insanları da acımasızca Hazreti Ali tarafını, İmam Hüseyin tarafını, İmam Hasan taraftarlarını öldürdüğü için insanların gözünde bir korku kaldı. Yani karakterleri, şahsiyetleri de
ellerinden geçerek Yezid taraftarına geçtiler. İmam Hüseyin'i yalnız bıraktılar. İslam'ın şu andaki yani Aşura ayında Aşura'yı Aşure'ye çeviren, bayrama çeviren Yezid ve Muaviye taraftarları. O günü bayram etmek için kırmızı elbiseler, beyaz giysiler, Hazreti Nuh'un gemisi çıkmış. Hazreti türlü bahane. Türlü türlü bir takım sözlerle Aşura'yı, gözyaşını, matemi kamufle etmek istediler. Ne güzel konuşuyorsunuz abla. Bir soru soracağım. Diğer kardeşlerimizle de konuşacağız inşallah. Siz i̇nşallah. İstanbul'da polislik yaptınız. Evet. İstanbul'da. Meydanlara çıktınız mı görevli olduğunuz dönemlerde? İstanbul Trafik Şubesi'nde çalıştım. Benim şube müdürümü resmi makam arabasıyla Validehan Camisi'ne Aşura'ya götürmesini istemiştim. Çekinmeden gidiyordum yani, Allah'a şükür olsun. Çünkü ailede öyle yetiştirilmiştik. Sert bir disiplin vardı yolumuzu öğrenmek için. Allah'a şükür olsun, ben de küçücük torunumu 2 yaşından beri camilerde, mescitlere İmam Hüseyin'in matemlerini elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum. Atamdan anamdan öğrendiğim. Tebrik ediyorum. Ben de sizi tebrik ediyorum. Allah muvaffak. Amin, sizler de inşallah. Soyumuz çok olsun. İmam Hüseyin'e selam olsun. İmam Hüseyin'i sevenlere selam olsun. Yezid'e, Muaviye'ye ve diğerlerine de Rabbim kahru perişan etsin. Yerle yeksan etsin onları. Eyvallah, sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Mateminiz, taziyeniz Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı günler ablam. Hayırlı günler. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Siz de bir tanıyalım lütfen. İsmim Selma Yakar. İstanbul'da oturuyorum. Bugün buraya Hazreti Hüseyin'in yasını tutmak için toplandık. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Her sene katılıyor musunuz? Evet, her sene katılıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in ciğerparelerini parçaladılar. Bugün biz de onu anmak, anlamak, hayatımızda yaşamak için toplandık. Her sene bu şekilde toplanıyoruz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen genç kardeşlerimiz, Ehl-i Beyt'i araştırmak isteyen kardeşlerimize bir mesajınız var mı? Tabii ki. Bugün gerçekten hani çağın Zeynepleri, çağın Hüseyinleri olmak istiyorsak muhakkak Ehl-i Beyt'in yolundan asla ayrılmamamız gerekiyor. Aydın gençler olduğu için gerçekten araştırıp Ehl-i Beyt'in önem ve anlamını anlamaları gerekiyor ve hayatlarına geçirmeleri gerekiyor. Bugün Ehl-i Beyt gemisinden tutunmasak, Ehl-i Beyt'in ipine sarılmasak kurtuluşa muhakkak eremeyiz. Peygamber Efendimiz bile kendisi örtüsünün altına Ehl-i Beyt'i almışken, kurtuluş gemisi görmüşken biz nasıl ki onun peşinden gitmememiz gerekiyor, değil mi? Evet. Mesela Hazreti Hüseyin kurtuluş gemisi ve cennet gençlerinin efendisi olmuştur. Eğer biz de o cennet gençlerinin efendisinin yolundan gitmek istiyorsak, genç nesil olarak bunu araştırıp kendi hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Mesela çocuklarınız var değil mi? Evet. Kaç tane? 4 tane. Bu manada çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? İlk önce, öğretiyor musunuz? Tabii ki ilk önce isimlerinden. Mesela Fatıma Tu Zehra, Ali Ekber, Fatıma Zümra, Yusuf Ali gibi. İlk başta isimlerinden başlamamız gerekiyor. İsmin önemi çok önemli. Ondan sonra zaten camiye gelerek, mescitlerimize giderek ve yanı sıra en çok da kitap okuyarak. Maşallah. Allah muvaffak etsin. Allah razı olsun. Allah sizi Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. Amin. Allah razı olsun. Var mı bu sene Erbey'in ziyareti? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Gerçekten 2 tane küçük bebeğim olduğu için maalesef gidemiyorum. Ama gidemediğim için de çok ağlıyorum. Gidenlerden de dua istiyorum. Gerçekten Erbay'ın yürüyüşü bir aşktır. Aşk yürüyüşüdür. Öyle bakıyorum ben. Eğer aşka yürümek isteyen herkes gidebilir. Gidemeyenler de bizim gibi çocuklarını büyütüp de gitmeyi nasip etsin Rabbim inşallah. İnşallah Cenab-ı Allah nasip eder. Allah bu arada kanalımızı izliyorsunuz. Tabii ki. Benim programlarımı izliyorsunuz. Evet, izliyoruz. Peki. Tabii ki Kanal 14'ü izliyoruz. Çok teşekkür ederim, bu önemli bir gündü. Değerli açıklamalar yaptınız. Allah muvaffak etsin. Allah razı olsun. Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. Amin. Rabbim bizi Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. Sizin de yolunuzu, bahtınızı açık etsin teşekkür inşallah. Ederim. Ben teşekkür ederim. Kızınız herhalde. Evet, kızım. Siz de bir tanıyalım.
ve benim ismim Kübra Yakar, 13 yaşındayım. Ne güzel isim koymuş annen. Annen mi koydu, babam mı? Babam koydu. Bugün nedir? Niçin burada toplandınız? Aşure günü. Aşura günü. Peki. Allah kabul etsin. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Niçin buradasınız bugün? Ehl-i Beyt'i sevdiğim için buradayım. Onların aşığıyım ben. Peki, Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Aha. Allah seninki de kabul olsun inşallah. Ali Aydar Balaman. Ne söylemek istersin? Ne yazıyor tişörtünde? I love you Hüseyin yazıyor. Hüseyin'i seviyorum diyorsun. Evet, Hüseyin'i seviyorum. Her zaman Allah canımızı sağ etsin. Seneye de nasip etsin. Seni de, bizi de, hepimizi Allah korusun kazalardan, belalardan. Hazreti Hüseyin için geldik. Sine vurmaya ve destek vermeye geldik. Adım Adalet. Iğdırlıyım. Buradalbe köyünden geldim. Vallahi ne söyleyeyim. Allah kabul etsin en başta. Bütün hepimizin duasını, niyetini kabul etsin. İbrahim Alemdar Özdemir. Niçin buradasın? İmam Hüseyin'in küçükken ailesi ve kendisini öldürdükleri için bunun yasındayız burada. Maşallah, hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Hoş bulduk sizin de. Sağ ol. Ya aşırı. Ay maşallah. Selamünaleyküm değerli kardeşim. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Siz de bir tane yalın lütfen. Ben Ali Kılıçtek. Kevser Kültür ve 14 Eylül güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktayım. Maşallah, Allah muvaffak etsin. Muharrem ayını yaşıyoruz ve yasımızı tutuyoruz. Sürekli buraya gidip gelenlerin güvenliğinden sorumlu bir kardeşimiz olarak. Siz Muharrem ayı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Biz de tabii ki İmam Hüseyin Ali'nin yasını tutuyoruz. Ona bağlı olduğumuzu ispat ediyoruz. Ve devamlı gözyaşı dökmeye çalışıyoruz. Allah muvaffak etsin. Amin inşallah. Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Hep Kevser'in önünde görüyoruz sizi. Ben 6 sene buradayım, görev yapıyorum. 7. seneye girdim adam inşallah. Allah muvaffak etsin. Memleket? Iğdır. Neresinden? Melekli köyünlerinden. Peki İstanbul'da yaşadınız sürekli, değil evet, mi? Evet, ben 79'dan beri İstanbul'dayım. Meslek neydi? Ben emekli memurum şu anda. Memursunuz. Peki siz uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyorsunuz. Şimdi 14 TV'nin güvenlik elemanı olarak çalışıyorsunuz. O zamandan bu zamana Muharrem ayları İstanbul'da nasıl sizin gözlemlerinizde? Gitgide tabii ya, bu gitgide bizim ehliyet olarak yayılmaktadır. Öncekine göre şimdiki daha yas tutmaya çalışıyoruz, daha gözyaşı dökmeye çalışıyoruz. Daha insanlar gitgide ehliyete bağlı kalıyorlar, bağlı olmaya çalışıyorlar. Onun için biz de İmam Hüseyin Ali'nin yaşını ve gözyaşı dökmeye çalışıyoruz. Ona bağlı olduğumuzu her zaman ispat etmeye çalışıyoruz. Eyvallah, Allah muvaffak etsin. Allah Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. Amin. Teşekkürler. Adem Solhan, Iğdır Tuzluca, Ali Köse köyündenim. Doğma büyüme İstanbul. Maşallah. Kevser'desiniz ve Muharrem ayı gecelerinde, yaslarında sizi de burada gördük. Siz neler söylemek istersiniz? Ben Hazreti Hüseyin Efendimiz'i tanıdığımda 10 yaşındaydım. Onu tanıdığım günden beri, çocukluğumdan beri ruhumda bir aydınlanma, bir hafiflik, insanlara karşı bir mütevazilik, alçak gönüllülük doğdu ruhumda ve ben çok mutluyum. Ve her zaman ben şunu söylüyorum, Hazreti Hüseyin'i aklıma getirdiğim zaman diyorum ki kendi kendime, ya Hüseyin, senden ve evlatlarından Allah bin kere razı olsun. Maşallah. Ve Cafer Bayar'ın Hazreti Hüseyin'e yazdığı o şiir hep aklıma geliyor. Ve bazen ruhunda yara olan arkadaşlarıma ben hep o şiiri okuyorum. Var mı ezberinizde? Var. Buyurun okuyun lütfen. Kimdir Hüseyin ki alem ona divane olmuş? Bu ne şemdir ki canlar ona pervane olmuş? Fitne sahrasında meş'el-i hüdadır Hüseyin, tufan-ı belada keştiği necadır Hüseyin. Kıyam abidesi meş'er-u minadır Hüseyin, şehadet dersinde üstad-ı şeydadır Hüseyin.
Saikayı iman derşebi yeldadır Hüseyin, mahzun yüreklerde hazin bir sevdadır Hüseyin. Hüseyin'in gömleği kan dolmuş sehra elinde, çeker geyhaya kıyamet mahşer ağlar, mihrap dolmuş kanla, kulak ver, diline bak, mescid okşar, minber ağlar, bir kalem gördüm sızıldar, defter ağlar. Maşallah, maşallah, güzel. Alem gülistandır, Ali gülüdür, Ali'siz yaşayan bu alem ölüdür, ölü. Eyvallah kardeşim, ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah ömrümüze bereket versin. Allah sizden de razı olsun. Allah sizi Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. Sizi her zaman takip ediyorum. YouTube'dan sizi izliyorum ve çok mutlu oluyorum. Çok memnunum. Allah sizin gibi büyüklerimizi, emek veren insanları başımızdan eksik etmesin. Eyvallah. Cümlemizi kardeşim. Allah razı olsun. Başladı şure mota, esürenler de perte. Her saniye azalan bir ömrün aksine, her nefeste artan bir imana sahip olmak ve Altın Ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz.